Gelelim diğer indikatörlere. Peki bunlar benim asistanlarım. Bunlara ben o yüzden indikatör demiyorum. Bunlar benim asistanlarım. Diğer indikatörleri niye yaptın? RSI, stokastik, Volume. kullanmadığın halde işte Bollinger Band, Ishimoto, işte MAC, CCI, Alligator, yani birçok indikatör var. Yani kullanmıyorum ama hiç grafiklerimde bile göremezsiniz. Niye yaptın? Bunu da bir gün dedim ya, ilk önce talepler geldi. Zaman harcamak istemedim en başta ama bir gün eşim dedi ki canım işte markete gidip büyük gross marketlerden birine gidip şu peynirden alır mısın dedi. Şu markanın şu peyniri. Şimdi reyona girdim. O markanın reyonuna girdim. Ya baktım oraya 50 tane peynir var. 50 peynirin arasından o peyniri bulmaya çalıştım. Aldım, gittim. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ya arkadaş dedim, bu firmanın bir sahibi Ahmet olsun. Ahmet Bey her sabah bu 50 peyniri yiyor mu dedim. Hayır, yemiyor. Ama bu 50 peyniri de ürettiriyor. Peynir seven herkese hizmet sunmak istiyor. Tabii Herkese doğru. satış yapmak istiyor. Herkes benim markamı kullansın istiyor. Benim markamın peynirini yesin istiyor. Benimki de ondan sonra ben dedim ki arkadaş ben niye direniyorum ki dedim. Bu piyasanın %95'i para kaybediyor. %95'i de o indikatörleri eninde sonunda kullanıyor. Ya da o indikatörlerle başlıyor. Bari başlıyorsa bu indikatörlerin onlara hız kazandırması için ben onlara da elimden geleni yapayım. Onlara da bir hizmet sunayım. Sadece benim eğitimimi alan insanlara hizmet sunmaktansa o indikatörlerle kullanan ama eğitimimi almayan ya da almamaya direnen ya da alamayan her insana ben hitap etmek istiyorum. Onlar da gelsin benim yazılımlarımı kullansın. Aynı şekilde kripto piyasasına 2021'de altcoin'lerde ciddi bir dönüş başladığını görerek işlemli yapmaya başladım ve yoğunlaştım orada daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ondan sonra da kripto piyasasındaki ihtiyaçları için yazılımlar üretmeye başladım. Mesela onların arasında balinalar yazılımımız var. Onların arasında şu an test aşamasında olup hiç bilinmeyen mesela yine hadi bu yayında başladık her bütün sırlarımızı vermeye. Trend, destek direnç çizgisi kırılımları botlarımız var. Otomatikman bunları şey yapacak. İsterseniz onları da başlamışken Ona da göstereyim. Onlara bakabiliriz. kripto O da çünkü en yazılımlarına da konuşulan. başlayalım. Destek direnç çizgisi kırılma botu. Mesela direnç çizgisi kırıldığında mum kapanış olduğunda şurada bir direnç çizgisi çiziyor. Mum kapanış olduğunda otomatikman TradingView ekran görüntüsünü alıyor ve bize Telegram'dan mesaj atıyor. Atarken de coin'in adını söylüyor, 15 dakikalık grafiğini söylüyor. Bu şekilde mesela hem direnç çizgisi örneğin şurada direnç çizgisi kırılmış. Alıyor ekran görüntüsünün fotoğrafını ve 19.01'de mesela başlıyor 19'da tüm coin'lerin gönderiyor. Burada her 5 dakika sonunda, her 15 dakika, hem her 30, her H1, her H4 sonunda bütün coin'leri tarıyor. Destek çizgisi kırılması veya direnç çizgisi kırılması Sizin cep varsa telefonunuza ekran görüntüsünü fotoğraf ekran olarak görüntüsünü fotoğrafı. gönderiyor. Sen bunu beğeniyorsan işlemi açıp Binance hesabını açıp işleme giriyorsun. Beğenmezsen de yok beğenmedim diyorsun, kapatıyorsun. Yeni bir sinyal gelmesini bekliyorsun. Doğal olarak ben şimdi hadi H4'te tarayabilirsin belki o kadar vaktin olabilir kapanışa doğru ama Her 5 her dakikada 5 15 dakikada dakika bir mümkün 200 değil. tane coin, 250 tane USDT bazı coin var. Onların hepsini Binance'da taraman mümkün değil. Bu yazılım bana bu şekilde bütün gün hem destek bakın destek çizgisi kırılırken de alarm veriyor ve kapanışta destek çizgisi kapanıyor. Bu kaç dakikalık bir şeymiş mesela? 15 dakikalık 18.30'da vermiş. Neden? 18.30'da 15 dakikalık bir mum kapanıyor. Onun bana haberini veriyor. Bakın üstte 5 dakikalık var, 15 dakikalık var. Kripto ile ilgili de diğer bir yazılımımız da bu şekilde. Bir başka bir tane daha yazılımım var kripto ile ilgili. Bu da şöyle aşağı doğru ineyim. Bu balinalar programının şey versiyonu, Telegram versiyonu. Aynı şekilde bakın sinyaller Signals of the Day 4 tane sinyal gelmiş. Tabii bu 5 dakikada bir tarıyor. Normal balina yazılımı gibi 5 saniyede bir tarayıp sürekli mesaj attıramıyorum. Çünkü Telegram beni blokluyor. Yani Tabii spam evet. olarak algılıyor. O yüzden Telegram'da bunu minimum 5 dakikada bir tarayacak şekilde yapıyorum. Bu da diyor ki CZ ile ilgili mesela 4. sinyal gelişi diyor. Daha önceki sinyallerin de yanıtta yapıyor. Bakın 3. sinyali 19.25'te almış.
Daha önce 19.20'de ikinci sinyali almış. Daha önce de ilk sinyali de 06.30 sabah almış mesela. Tamam, bu da bu şekilde 5 dakikada bir piyasayı tarayarak yine hacimli giriş olduğunu belirten mesajı Telegram'da atıyor. Yani herkes desktop'ta balinalar programını çalıştıramayabilir. Telegram'dan takip edebilir. Telegram'dan da takip etmek için de insanlar da bu yazılımı botu evet, kullanacaklar. Gayet mantıklı. Bu Telegram kanalımıza üye olarak bu yazılımı da takip edebilecekler. Yani bunların hepsi çıktığında benim FX Canlı Telegram kanalında, FX Canlı Twitter'da, bir de FXCanlı.com.tr'de kesin üçünden birinde bunun haberini veririm. Zaten YouTube kanalımızda da veririz bunun haberini. Bu şekilde insanların kullanımına ücretli ve ücretsiz şekilde açmayı planlıyorum. Gördüğünüz üzere öyle bir şey ki bir anda oturup ne ihtiyacım varsa onu ürettiriyorum. Çok sağlam bir yazılım ekibim olduğu için sağ olsunlar. Sadece ya, benim matematiğini vermem. Onlar trader değil. Onu da merak ettim. Onlar ya, bilgisayar mühendisleri. Bilgisayar mühendisleri olduğu için ben işin matematiğini, trade kısmında yazılımların ne zaman nasıl hareket edeceğini söylüyorum. Onlar da kodlamaya döküyor işi. Ve çok hızlı ilerliyoruz. Ve bunların hepsinde diyorum ya, ilk önce kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda yapıyorum ki şu son dönemlerde cidden böyle trade'imi azaltmış durumdayım. Cidden böyle yazılım üzerine ve işte YouTube canlı yayınları üzerine veya YouTube olur başka yerde olur canlı yayınları üzerine böyle bir odaklanıyorum ve yoğunlaşıyorum. Ama şu an mesela YouTube'da sadece Harmonic Sniper'ın videosu var. Harmonic Sniper'ın tanıtıcı videosu var. Ama benim yaklaşık şu an 70 tane yazılımım var. Bir böyle her şeyi bitip de bir rahata erdiğimde hepsini bir bir anlatacağım ve tüm traderlara hitap edeceğim. Profesyonel, yani 15-20 yıldır mükemmel para kazanan insanlara da ben bir asistan vereceğim. Yeni başlayan bir insana da asistan vereceğim. Ve herkes hız kazanacak bunun sayesinde. Ve bunu da her şeyi Türkçe yaptığım için de doğal olarak ilk önce bizim vatandaşlarımız yararlanıyor olacak. Bunların videoları ben şu an için İngilizce düşünmüyorum. Dediğim gibi önce yazılımlar bitecek, önce Türkçe videolarımın hepsini bitireceğim. Ondan sonra da zamanım kalırsa yine İngilizce video çekeceğim. Yurt dışında da sizi çok takip edenler var. Evet, yani TradingView'de ilk girerken böyle kendime bir hedef koymuştum. TradingView'un dünya birincisi olacağım diye. Son 4 yılın zaten Türkiye birincisiydim. Geçen yılda dünya birincisi de olduk. Güzel bir başarı. Yani tabii bayrağımızı tabii, şey yaptık. Evet. Bundan dolayı da yaklaşık 22 ülkeden öğrencimiz oluştu. Gelenlere neredesiniz? Türkiye, nerede yaşıyorsunuz? İstanbul, gururla söylüyoruz yani evet. Bunda. Onlara da hizmet sunuyoruz. Onlar da sürekli YouTube videolarımızı işte otomatik çeviri programlarıyla İngilizce'ye çeviriyor. Şeyler, altyazılı seyrediyorlar falan. Güzel gidiyor. Onlarla da iletişim güzel. Tabii doğal olarak kendi dillerinde İngilizce istiyorlar her şeyi ama benim o kadar vaktim yok. Ama gün gelecek belki o vakti de ayarlayacağız yani süreç. Çok kısa konu gelmişken YouTube'da canlı yayında balina avı paylaşıyorsunuz bazen. Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Balina var yazılımı da şu. Şimdi yaklaşık ben Binance'da çalışıyorum. Çünkü yüksek miktarda alsat yaptığım için hemen alıcı veya hemen satıcı bulmam lazım piyasada. Bir şeye girerken, alım yaparken spotta sadece işlem yapıyorum. Bir şey almak istediğimde hazır satıcıların olması lazım. Bir şeyi satarken de hızlı elimden çıkarmam lazım. Bu yüzden de ben kendim büyük borsayı tercih ediyorum. Büyük borsalardan da Binance'i tercih ediyorum. Bu bir öneri değildir. Yani sonuçta her aracı kurumunun riski olduğu için de Binance'in de o şekilde bir riski var. Kapanabilir, fişi çekebilirler, batabilir, her türlü şey olabilir. Ama ben kendim onu tercih ediyorum. Kendisi zaten SPK kongresinde ana konuşmacısı olarak gelmişti 2 sene önce, Binance'in CEO'su. Evet. Orada şimdi yaklaşık şu dönemde 200'ün üzerinde US Tether bazlı coin var. Tabii. BNB bazlı, Ethereum bazlı, Ripple bazlı, Bitcoin bazlı birçok coin var ama US Tether bazlı 200-300 arası bir coin var. Şimdi ben bu 200-300 coin'i sürekli işlem yapılıyor mu, teknik analiz var mı, işte balina girdi mi diye kontrol etmem mümkün değil. Balina nedir? Balina kripto piyasasındaki bir terim. Bu terim ne demek? Alım ya da satım yönünde, bakın sadece alım değil, alım ya da satım yönünde
yüksek miktarda olağan dışı bir hareket yapılmasıdır. Yani normalde bir coin'de işte H1 zaman diliminde her H1'de ortalama 100 bin dolarlık işlem yapılıyorsa bir an o H1'de 500 bin dolarlık bir alım yapıldı. Normalde hep %2, %3, %2, %3 hareket edilirken birden o zaman diliminde %10 hareket oldu. Ciddi bir alım geldi. İşte balinalar yazılımı burada benim için burada önem kazanıyor. Balinalar yazılımı 5 saniye, minimum 5 saniyeye kadar indirebildi ki rakiplerimiz bunu yaklaşık 17 saniyenin altına inmemiş durumda. Rakiplerim dediğimde Türkiye'de yok zaten. Dünyada rakiplerimiz, çok sık kullanılan balina avcısı programları var. Coinleri bize haber veriyor. Haber verdiğinde biz otomatikman gidip bakıyoruz. Teknik olarak yani ben alım girdi diye, balina girdi diye ben girecek durumda değilim. Öyle bir teknik analiz, bir strateji yöntemi yok. Yine bana uyarı veriyor. Ben kendi teknik analiz yöntemlerimle bu alım doğru mudur, diyor mu, demiyor mu diye bakıyorum. Doğru dediğinde işleme giriyor. Hadi bakalım beraber bir inceleyelim. Hızır Ali bak, yeni gelen sinyallere bir açayım. Şimdi VTH UST Tether seninle konuşurken gelmeye başlamıştı. Şu an kaç saat? 19.38. İlk sinyalleri kaçta aldı? 19.33'te aldı. -1.7'ydi 33'te. 38'de -1.7'den 68.4'e çıktı. Yani %70'i 5 dakikada yaptı. Gel şimdi bir de şeye bakalım. TradingView'da bakalım. VTO UST Tether. VTHO UST Tether. Nerede? Burada. Evet. Hareketi görüyorsun. İnanılmaz. Şöyle 5 dakika içinde bu yani direnç bunu... kırılımında hacimleri de şöyle grafiğin üzerine koyarsam ki görülecek hacim zaten. Onu direkt. Bunu yani... zaten daha %1.7 eksideyken yani -1.7'deyken ilk sinyali alıyor. Tamam mı? Kırılım sinyalini ve ondan sonra %69, 70'lere, 71'lere kadar 73'leri bile görmüş yani. Böyle çıkıyor. Yani üst zaman dilimlerine de şöyle geçip nerelerde ne var diye baktığımızda yukarıdaki majör direnç kanalı buraya kadar uzayabilecek bir hareket yani. Evet. Yani o yüzden çok manuel bir şekilde yakalanması neredeyse imkansız bir olayı anında aynen. Piyasayı önüne seriyor resmen. Yani belki de biri bununla ilgili bir tweet attı şu an. Evet. Ama ilk önce alıyor. Alırken biz fark ediyoruz 5 saniye içerisinde. Ondan sonra biz pozisyonumuzu aldıktan sonra adam tweet atıyor. Tweet atınca doğal olarak atıyorum 300 bin takipçili bir şey Twitter hesabı diyelim. 1000 kişi alacak olsa 1000 kişi bizi desteklemiş oluyor. Biz mesela adam -1-1'lerde attı. Biz %3'te-5'te yakaladık. Bizim üzerimize %55 daha hareket yapıyor ve 5 dakika içinde %70 kazandı sistem canlı canlı. Aslında buradaki sistem hani adım adım incelediğimizde bir balina bunu alıyor. Evet. Balina alıyor. Balina alınca 5 saniyede biz zaten bunun sinyalini alıyoruz. Biz grafiği açıp işte analize baktığımızda 5-10 saniye geçti. Binance'i de aynı anda açabiliyoruz. Açtıktan sonra 5-10 saniye geçtikten sonra da aynen canlı yayında adam tweet'i atana kadar da onun da 5-10 saniyesi şeyi geçiyor. Ekran görüntüsünü alıp falan. Doğal olarak biz onların yatırımcısından önce araya girmiş oluyoruz. Tweet atmadan önce araya girmiş tabii. Oluyoruz ki tweet atsa bile atan yine bizden sonra grafiği açacak, o tweet'i fark okuyacak, edecek. Açacak. Biz yine de tweet atsa bile öncesinde yatırımcıdan, takipçilerden önce giriyoruz. Doğal olarak biz balinayı destekliyoruz. Bizim alımlarımız balinayı artıya geçirecektir ki sayımız az olduğu için öyle bir şey imkan olmayacak çok fazla. Ama diğer yatırımcılar da fenomenler de tweet attıktan sonra da onlar da bizi artıya geçirecek. Yani herkes birbirini şey yapacak. O yüzden Binance algoritmaları da çalışacak burada bir şekilde. Bayağı bir kişi böyle birbirini artıya geçirecek şekilde. Bir de güzel proje ise dipten yakalamış, balinanın alımını yakalamış gerçekten bir şeye yani denk gelmiş olacağız. Çok etkileyici bir sistem. Gerçekten yani benim çok hoşuma gitti bu sistem. Bakın diğer şeyde de geldi. VTH'ınki Telegram'da da gelmeye başladı 5 dakikalıkta. Bir önceki sinyal nerede gelmiş? Ekran başına değilsek de cep telefonumuza Telegram'da aynen. Bize özel aynen. Mesaj olarak mesaj geliyor. Mesaj olarak geliyor ve Telegram'ın güzel yanı da şu. Mesela UST Tether
Burada linkler var gördüğünüz üzere. US Tether'a bastığınızda sizde otomatikman mesela şöyle bu ekranda farklı bir ekrana geçti ama ben oraya da geçeyim. Mesela direkt size burada alım satım ekranı açıyor. Binance hesabınız açıksa siz buradan direkt alım satım yapabiliyorsunuz. Diğer işte ekranda mesela burada ne var? CHZ var mesela. CHZ'nin şeyine basalım. Şuraya basalım. Open CHZ diyor. Open diyoruz. Mesela bu sefer de CHZ açılıyor otomatikman. Evet. Şöyle. Nerede? O hangi ekranda oldu? Şurada. Evet. Otomatikman CHZ'nin ekranı açıldı. Yani istediğin zaman burada hız kazanmak açısından istediğim şeyi, işlemi yapabiliyorum. Mesela başka bir şey. JUVE UST mesela. Basıyorum JUVE UST Tether'a. Açayım mı diyor. JUVE UST Tether'a açayım mı diyor. Aç diyoruz mesela. Otomatikman bakın şimdi hop JUVE UST Tether açıldı. Buradan hemen işlemi tık 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 yapıyoruz. Yani aynen. Amacımız ne? Daha çabuk araya girmek. Algoritmalardan. Hızın geldiği son evre yani. Ben yani bu şekilde gerçekten araya girerek işlemlerimizi sağlamaya çalışıyoruz. Diğer şeyde de yazılımda da aynı şekilde. Grafik kırılımlarında da aynı link var değil mi? Seni yönlendiriyor mu direkt? Evet evet. Direkt grafik kırılımları da olduğunda mesela yeni kırılımlar gelmiş. Mesela şöyle bakalım aşağıya doğru inelim mesela. VTH'ın kick gelmişti zaten. Bunda da herhangi bir kırılım oldu. Mesela Julia Stater. Burada 15 da bakın. 15 dakikalık grafikte bir kırılım olmuş evet, orada. Evet 15 dakikalıktı ki bunu zaten alt zaman dilimlerinde daha erken verebilirdi ama bize M15'teki kırılımı verdi. Hem kırılım da hem balinalar da destekledi hem destek direnç kırılımını da belli ediyor. Yani bir yerden kaçırsan bir yerden tekrardan yakalayabiliyorsun da. Burada da aynı şekilde UST Tether Market'a bastığımızda yine sana soruyor Binance'ı açayım mı diyor. Binance'ı aç dediğimizde yine hop JUVE UST Tether'ın şeyi ekranı açılmış oluyor. Buradan hızlıca işleme gir çık yapabiliyoruz. Böylelikle yani her platformda hız katıyoruz. İnanılmaz hızlı. Bu sistem sizce başka bir yerde var mıdır böyle bir sistem? Yani var mıdır bilmiyorum. Ben dediğim gibi kendi ihtiyaçlarım ve teknik analizim doğrultusunda projelendirdiğim için yani gidip de piyasayı Ar-Ge çalışmaları yapacak bir boş vaktim tamam, de yok. Tamamen kendi ihtiyacınıza yönelik yazılımcılarınıza yazılıyorum. Ben yazılımcılarıma yaptırıyorum. Ben diyorum ki buna ihtiyacım var. Bunun yazılımını yapın. Bana hız kazansınız. Test tuşla Binance'e geçeyim. Yani işi güvenliği çok böyle sağlayabilecek Telegram cep telefonumuzda olsun Telegram'da güvenliği sağlayabilecek olsam aynı şekilde şunu da yapmayı düşünüyorum. Mesela böyle bir sinyal geldi. Altında şurada buy, sell, ignore diye 3 tane tuş olacak mesela. Buy dediğim mi otomatikman pozisyonu %2 alış yapacak. Sell dediğim mi otomatikman vadeli de mesela işlem yapıyorsun. Satış işlemi açar. Ignore dediğimde mesela ben bununla işlemi es geç diyecek mesela. Bu şekilde botu geliştirme şansım da var. Ama ben manuel trade tarafındayım. O tarz o kadar güvenim yok yani şeye algoritmada. Yani güvenlik açısından güvenim yok. O yüzden beni uyarsın. Ben açayım. Sakin kafayla grafiğime bakayım. Uygunsa alın verim. Acele işi şeytan karışır. Evet. O kadar da acele etmeye gerek yok. Çok maliyetli oldu mu size bu yazılımlar? Yani projeler şey, yazılımlar şey. Maliyeti rakamsaldan öte harcadığım vakit benim için daha maliyetli. Çünkü bunlara vakit harcayıp gidip de işlem açmak yerine bunlara vakit harcıyorum. Yani yazılımcıya verdiğim $1,000, $5,000, $10,000'ın benim için maliyet anlamında şey yok. Çünkü getirisi işlemlerimde tabii daha fazla olacağı için o işin o kısmında değilim. Ama çok vakit harcıyorum. Yani MetaTrader'da Forex şeyinde yazılımlarında 1,5 yıl zaman harcadım. 1,5 yıl boyunca işlemlerim haftada atıyorum 10-20 işlem açarken haftada 5 işlem açmak zorunda kaldım mesela. Çünkü testler yapıyorsun sürekli her piyasa koşullarında nasıl alarm veriyor, nasıl ekran görüntüsü alıyor, ekran görüntüsünde gecikmeler oluyor, bunu nasıl hızlandırabilirim? Her türlü şey için testler, sürekli yazılımcılara yeni işler veriyorsun.
yan yana çalışmadığımız için adamla, adam yapıyor, bana yaptın diyor. Neyi güncelledin diyorum, bunu güncelledim. Ben ertesi gün kalkıyorum, onu 3 saat, 5 saat backtestini yapıyorum tekrardan. Canlı çalıştırıyorum çünkü geçmişe yönelik değil. Canlı her tikte sinyal alıyorum veya her tikte nasıl davranıyor diye şey yapıyorum, takip ediyorum. Ondan sonra diyorum ki bu olmuş, bu olmamış, bunlar olmuş, bunları güncellediyorum. O güncelleme bitince hadi bu özelliği ekle derken o şekilde indikatör, bir tane indikatör o şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden harcadığım vakit çok fazla. Yoksa evet, işin maliyeti her halükarda beni hızlandırıyor. Ciddi anlamda beni şey yapıyor, birçok bilgisayar başında vakit harcamaktan kurtarıyor beni. Yani atıp her 5 dakikada bir 200 coin'i gezmekten, gezinmekten, taramaktan kurtarıyor beni. Yazılım kendi başına tarıyor her şeyi, sağ olsun. Evet. Demin mesela %73'lük bir, yani ciddi bir hareketti ve %73'lük bir hareketin %73'ü olmasa bile çok ciddi bir kısmı yakalanabilirdi. Yani çok erken sinyal verdi. Aynen. Bu peki balina avının hisse senedi piyasasında da uygulanabilir mi? Bunun altında yatan bir felsefe var çünkü, yani altında derin bir anlam var. Evet. Uygulanabilir mi? Biraz da ondan bahseder misiniz? Şimdi burada biz kripto piyasasındaki yazılımcıları destekleyen bir sistem var. Bize datayı veriyor. Aynı datayı bana Forex'te ya da borsada kademe kademe onlara da gireceğiz. Vermiyorlarsa da vermenin yöntemlerini bulacağız. Deşeceğiz yani daha evet, doğrusu. Ve başaracağız. Buna da inanıyorum ben yazılımcılarımla. Bir şekilde belki ufaktan yanlış hareketler yapacağız ama onu bulacağız yani ayarlayacağız. Burada bize Forex piyasaları, Forex borsaları bu datayı veriyor. Yani her saniye başı sana datanı veriyor. Bak diyor, bu mum burada, bu kadar hacim yapıldı, bu kadar alım var, bu kadar satım var, bu fiyat açılışı bu, kapanışı bu, zirveyi bunu gördü bu mumda, düşüşü bu gördü. Yani bize bir data sunduğu için bu datayı biz filtreliyoruz. Kendi ben teknik analiz mantığımla, yöntemlerimle istediğim bir filtre oluşturuyorum. O filtre sonucunda süzgeçten geçenleri bana bildiriyor. Süzgeçten geçemezse bana bildirimde bulunmuyor. Tamamen dediğim gibi teknik analiz yöntemimle birleşiyor. Teknik analiz yöntemini ilk filtrelemeyi sunuyor bana. İlk filtremeden sonra da ben, aa bana uyarı geldi, hadi bir de grafikte bakayım diyorum. Grafikte de bana al veriyor mu benim teknik analiz yöntemim? Al veriyorsa işleme giriyorum. Hedefim, stopumu koyuyorum. Hadi güle güle diyorum, kapatıyorum. Öbür türlü de hayır, bu bana uymuyor. Bu filtrelemiş olsa da bu şu an benim için uygun bir alım fırsatı değil diyorum. O sinyali es geçiyorum. Evet. Bu şekilde kullanıyorum. Aynı anda birden fazla işleme giriyorsunuz. Böyle var mı şu kadar işlemin üzerine çıkmıyorum, aynı anda 10 işlemin, 15 işlemin üzerine çıkmıyorum, az böyle bir limitiniz var mı? Şimdi mümkün olduğu zamanca, bu daha balina programı test aşamasında olduğu için canlı yayınlarda da söylüyorum. Bakın işlem yapmayın. Ben sahibi olarak daha bir kere bile işlem yapmadım diyorum buna bakarak. Evet. Ben şu an bunu test aşamasındayım. Stratejiler oluşturuyorum. Bu strateji oluşturmak işte koronavirüs aşısı gibidir. Aa, aşıyı buldum hemen uygulayayım olmaz. Birçok denek üzerinde denemek zorundasın. Deneyimlerin sonucunda bir data çıkması lazım. Onun üzerine tüm dünyaya sunabilirsin. Bu da aynı şekilde. Şu an birkaç aydır canlı yayınlarda sunuyorum ama gün yüzüne çıkarmadım. Neden? Çünkü bir, bunu çıkarken bir de strateji de sunmam lazım kişiye. Herkes benim gibi yazılımı ben bildiğim için matematiğini çok iyi biliyorum, nasıl kullanacağımı biliyorum ama hiç bilmeyen, teknik analizi bile tam bilmeyen insanların da bunu kullanmasını istiyorum. Bunun için de en azından basitten en düşük seviyeden en üst seviyeye kadar her kademe için kazanılabilecek bir strateji oluşturmam gerekiyor ki herkes kullansın, herkese hitap edin. Çünkü dünya çapında bir yazılım olacak. Dünya çapında bir yazılımı da insanlar aldıktan sonra aa bu ne ya, ben anlamadım deyip kapatsın istemiyorum. Bak bu yazılım buna yarıyor. Önce bir test et. Bir canlı canlı sen de benim gibi test et. Birkaç ayını harca, belki yılını harca. Belki bu arada kendini de geliştir. Ondan sonra aa gerçekten bu yazılım bana çok uygun, çok iyiymiş dediğin zaman da gerçek işlemlerini de açarsın. Tamamen mantık her zaman aynı. Yani babanın oğlu da olsa, baban da olsa güvenmeyeceksin bu piyasada kimseye. Test edeceksin. Backtest'in önemi budur yani. Her zaman test edeceksin. Evet.
Geçtiğimiz yıl aslında pandemi sürecinde çok overdose fiyatlanmalar oldu. Sizin nasıl geçti işlemleriniz? Pandemi sizi finansal anlamda nasıl etkiledi? İşlemleriniz nasıl etkiledi? Nasıl bir yıldı sizin için 2020? 4.30'da kalktığım oluyor dediniz. Kaçta yatıyorsunuz? Bir gününe kaçta uyanıyorsunuz? Ya burada nasıl bir bilgisayar sistemi var? Mesela bilgisayar nasıl bir bilgisayar kullanıyorsunuz? Bir sürü yazılım çalışıyor çünkü. Online güvenliği nasıl sağlıyorsunuz burada? Burası gerçekten çok teknolojik bir oda. Mesela ben şunu da göstermek istiyorum. Tek bir panelden bütün odayı kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Biraz bakabilir miyiz? Onun tam olarak ne oluyor?